Hiç konuşmadın neredeyse bu sene. Sustun ama şampiyonluğun en önemli mimarlarından bir tanesi oldun. Abi çok teşekkür ederim böyle düşündüğünüz için. Bu camiayı tekrar ayakta kalkmasına bir vesilemiz olduysa. Böyle arkadaşlık olduktan sonra bu şampiyonluk geliyor. Bu şampiyonluk geliyor, zor geldi. Ama bu Ankara gücü, bu Ankara'nın en önemli siması, Ankara gücü tekrar hak ettiği yere geldi. Allah'a çok şükür ki üzerimizde bir yük vardı. Bunu daha sağ salim yerine ulaştırdık. İnşallah bir daha böyle günler görmemek üzere hep Süper Lig'de, hep süper bir şekilde kalır Ankara gücümüz. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Bu taraftara her şey yakışır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Büyük kaptan! Büyük kaptan! Muhteşem bir sevinç. Bizim de artık kelimelerimiz tükendi. Nasıl hissediyorsun? Ya dediğin gibi bu duyguyu anlatacak bir kelime yok. İki senedir böyle bir camiyede iki sene üst üste şampiyon olup en üst lige çıkarmak gerçekten muhteşem bir duygu. Zaten Ankara gücünün yerinin Süper Lig olduğunu bütün herkes biliyor. Dünyadaki bütün insanlar biliyor. Biz de bunu tekrar başardığımız için çok mutluyuz. Geçen seneden beri inanılmaz duygular yaşadık. Gerçekten Ankara gücü taraftarıyla birlikte. Dediğin gibi iki senedir birlikte olduğunuz arkadaşlarım, bu sene gelen arkadaşlarımız çok iyi bir grup olduk. Çok güzel bir karakterli bir arkadaş grubu olduk ve bunu da sahaya yansıttık. Bu kalbimizin iyi niyetiyle çok çalışarak, çok isteyerek bu istediğimiz, hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Ankara gücü camiasına hayırlı uğurlu olsun Süper Lig. Dilerim, en büyük temennim de ömür boyu artık Ankara gücü Süper Lig'de kalır. Nice şampiyonlukları Süper Lig'de yaşar diye temenni ediyorum. Geçen sene şampiyonluk mücadelesinin son periyotunda ayakları hafif titremişti. Maçlar kaybedildi. Gümüşhane'de kaybetti ama Kayseri'ye şampiyon olarak gitmişti neredeyse kazandığımızı. Bu sene sezon başları, ilk yarın, ikinci yarın başları bir ayak sendeledi, bir kötü başladı ama ondan sonra Ankara gücü tempoyu tutturdu ve gitti. Bugün dahi ben aslında korkarak gelmem lazımdı. Ama bir rahattım. Bir şekilde Ankara gücü halledecek rahattım. Evet, rahat ol Volkan abi. Yani dediğiniz gibi biz sezona kötü başladık ama bu karakterli grup, bu iyi insanlar sayesinde hocamızın verdiği taktikleri sahada birebir uygulayarak, inanarak, isteyerek gerçekten çok maçlar oldu. Son dakika kazandığımız hep bu inancın sonunda gelen başarılardı. Bugün de Allah bize nasip etti bu şampiyonluğu. Allah'a şükürler olsun, binlerce kez şükürler olsun diyoruz ve şimdi kutlama zamanı. Artık Ankara'ya dönüp ne kadar meşale varsa yakacağız hepsini. Ankara'yı da gerekirse yakacağız. Artık Ankara gücü hak ettiği lige geldi. Kim ne derse desin kimse umurumuzda değil bu saatten sonra. Ayağınıza sağlık. Eyvallah, sağ olasın abi. Şampiyonluk geldi. Bu taraftan seni çok istedi sezon başında. Ankaracı formasıyla seni şampiyonlukta görmek istemiş. Ne hissediyorsun? Abi dediğiniz gibi ben burada en zor dönemleri yaşayarak, yani en dibi görerek geldik bu noktalara. Çok zor dönemde, diriliş döneminde küme düştüğümüz, Süper Lig'den, birincilikten düştüğümüz dönemde de vardım. Şimdi yeniden şampiyon olabilmek, Süper Lig'e çıkabilmek nasip oldu bu camiada. Beni çağırdıkları için, burada bulunabildiğim için, bu şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig'e çıkabildiğim için bu camiada çok mutluyum. Gururluyum. Onlar zaten Süper Lig'e layıktı. Onlara bu layık olduğu yere taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz. Çok gurur duyduk bugün. Evet, çok bugün güzel. Gelirken şampiyonu hissediyor muydun? Kesinlikle hissediyorduk. Hep aramızda da konuşuyorduk. Bu hafta da bitirelim diye. Tabii rakiplerimizin sonuçları da önemliydi ama üstümüze düşeni yaptık. Sonra rakiplerimize istediğimiz sonuçları aldı ve şampiyonuz, çok mutluyuz abi. Ankara'da daha keyifli röportajlar yaptık. İnşallah, inşallah. Akıllı olun. Adam abi değil. Gel gel. Yardım abi gel. Gelin abi. Konuşalım gel. Hadi konuş, hoca toplantı yapacak. Sor babam. Sor. Abicim sen geçen sene de gördün bu şampiyonu. Sen alışıksın. 4 hafta önce ne dedim? Şampiyon olunca sana ne yaptım? Ama bir dakika. O Ankara'daydı. Ya yok, ben bir de su ne ya? Su ne Allah aşkına? Ankara'da da su attı. Ankara'da da su attı. Geçen sene de Ankara gücüyle büyük şampiyonluk yaşadım. Her zaman söylüyorum, Ankara gücü hiçbir zaman devrilmez, bitmez. Bunun tek
tekrar gösterdik. Ankara Gücü efsanesini tekrardan yaşattık. Bundan sonra Süper Lig'de kalıcı olacağımızı düşünüyorum inşallah. Bu taraftara, bu camiye şampiyonluk yakışır. Yaptık da bunu, elimizden geleni yaptık. Yeter, herkesin yeter, ayağına sağlık. Yeter, sen kaçamazsın. Sen bu sezon hiç konuşmadın. Hadi yeter. Sen bütün mikrofon görünce kaçtın. Sen bu takımın her şeysin. Bak bir dakika şimdi ben haftaya, sana... haftaya, ya dur haftaya, dur hafta yapacağız zaten. Haftaya. Hoca ben gel, şimdi hoca bak gel. Hoca da gelsin, hocaya da söyleriz. Sizin alırız o kadar. Bugün şampiyonluk günü. Geçen sezon Serkan gönderildi. Evet. Alaaddin geldi. Gel. Alaaddin'den sonra sen geldin ve biz bambaşka bir şey gördük. Yani ben birçok tweetimde attım. Senin varlığın bu takımda bambaşka bir hava yarattı. Sağ olasın. Ne hissediyorsun? Ya kelimelerle ifade etmemiz mümkünatı yok yani. Mümkünatı yok. Sezon başı geldiğimizde zaten biz söylemiştik. İnandığımız için geldik. Allah'a şükürler olsun, alın terlerimiz, emeklerimiz boşa çıkmadı. Çok güzel bir kenetlenme oldu. Bütün imkanlara rağmen, imkansızlıklara rağmen, her ne olursa olsun ipi göğüslemeye başardık. Çok şükür. Mükemmel bir takıma sahibiz. Mükemmel bir ortama sahibiz. Mükemmel bir camiaya sahibiz. Taraftarlarımıza, hocalarımıza, personelimize, herkese, ailelerimize armağan olsun. Yaşadığımızın kelimelerle ifade edilecek bir şey yok. Şuna şükrediyorum ki emeklerimizin karşılığını aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ankara Gücü taraftarı sizinle gurur duyuyor. Ankara gurur duyuyor. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah haftaya. Sezon çok keyifli bir röportaj yapmıştık. Bu sene yenisi gelecek artık. Tesislerde yine benzerini yaparız. Ama bugün senin hislerin çok önemli. Sen ilk kez uzun forma giymeye başladın. Birincilikte ve bu şampiyonlukta çok önemli kurtarışlara imza attın. Milli takıma yükseldi. Bu sezon senin açından da Ankara Gücü açısından da çok özel oldu diyebiliriz aslında. Kesinlikle abi. Çok iyi bir sezon geçti benim açımdan özellikle. Geçen sene de şampiyon olduk. Güzel duygular yaşadık ama bu şampiyonluk daha bir başka. Süper Lig'e çıktık çünkü. İnşallah Süper Lig'de de bir başarı yakalayıp orada da mutluluğumuzu devam ettirebiliriz. Yani tarif edilmez duygular yaşıyoruz. Çok şükür, çok mutluyuz. Ya bugün hissediyor muydun? Gelirken bu maçlar böyle biter. Biz Manisa'dan ya şampiyon olarak bugün dönelim. Bugün şöyle bir isim vardı. Hani daha doğrusu bugüne kadar şöyle bir isim vardı. Ne olursa olsun. O onu yensin. Bu, biz bir şekilde şampiyon olacağız yani. Ha öyle, ha böyle. De olduk da çok şükür yani. Öyle bir şeyim yok da hesap kitap. Ya biz hani yine yine gidip şampiyon olacaktık yani. Benim kafamdaki düşüncem tamamıyla oydu ve öyle de oldu yani. Playoff tabirini alayım. Kim çıkar playoff'ta? Valla oturup çekirdeğimi yerken izlerim playoff maçları. Ne yapayım artık? Ne yapayım? Kalede olmayacağım en azından. Aynen öyle. Rahat rahat izlerim yani. İyi olan kazansın. Hak eden çıksın. Biz çıktık, kafamız rahat artık. Çok sağ olasın. Ben sağ olasın. Ankara'da görüşürüz. Alıştın sen şampiyonla. Ya başarının her türlüsü çok güzel. Shut up. Başarı. Evet, tarihlere maruz kalıyorum. Sen gör. Ramos! Ya Bülent abi, başarının her türlüsü çok özel. Özellikle Ankara Gücü gibi bir camiada 2 senede 2 şampiyonluk yaşamak bana nasip oldu. Öncelikle sizlere, daha sonra bana bu imkanı sağlayan yöneticilerimize, hocalarımıza, desteğini hiçbir zaman hem benden hem takımımızdan esirgemeyen büyük Ankara Gücü taraftarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok gururluyum. Çok yoğun duygular içerisindeyim. Kelime bulamıyorum söyleyecek. İnşallah hafta içi daha derin ve detaylı konuşuruz. Öyle geçen seneki gibi keyifli bir röportaj yapalım. Yapacak. Geçen seneki çok güzel oldu. Evet. Yapalım lütfen. Çok mutluyuz. Çok huzurluyuz. Bu camia hak ettiği yere geldi sonunda. Ama tabii iş bitmedi. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Gereken her şey o zaman da yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize teşekkür ediyorum. 4-5 senedir bu çileyi, bu sıkıntıyı yaşayan, deplasman köy kasaba gezen büyük Ankara Gücü taraftarına armağan olsun. Asıl cefayı ve çileyi çeken onlardır. Onlarla beraber sizler deplasmana giden insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor. Şampiyonluk herkese armağan olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ahmet'in de özel selamı var sana askerden. Çok selam izledi. Çok selam söyle. Saygılar. Emekliliğin geldi, 2 tane şampiyonluk gördün. Gençliğinde göremedin şunları abi. Ne diyorsun?
Vallahi Allah bugünleri nasip etmiş. Bugünleri gördük. Üst üste şampiyon olmak bize nasip oldu. Layık olduğumuz Süper Lig'e de çıkıyoruz. Bundan başka ne diyebilirim yani? Ya 34 haftadır yedek. Ne konuşuyorsunuz bunda ya? Gayet güzel oynuyor kulübede. 34 haftadır yedek adam. Otobüste oynuyor. Kulübede oynuyor. Daha ne yapacak Musa abi? Çok teşekkür ederim canım benim. Allah razı olsun abim benim. Muhtırıktan başka bir şey diyemeyeceğim. Allah bunları da gösterdi. Şükürler olsun. Allah senden de razı olsun. Sizler de camiamızdan razı olsun. Bundan güzel mutluluk var mı? Geçen sene Meriç abiyle de yaptıydınız röportajı. Maç sonrasında şampiyonluk odasında Kayseri'de de yapmıştık röportajı. Evet. Bu nasıl bir keyif abi? Ya ben tarif edemiyorum. İki sene üst üste şampiyonluk. Allah bugünleri de gösterdiği için çok mutluyum. İnşallah bundan sonra Süper Lig'de gerisi. Allah özlediniz mi daha Süper Lig'de? Özlemez olur mu? Oranın yeri bir başka. Musa abinin emeklilik vakti geldi. Artık gitsin. Gitsin bana tabii. Versin diyor musun? Diyorum tabii. Yani kendini hazır hissedebiliyor musun Süper Lig'de forma giymek konusunda? Onlar benim babalarım. Ben onların evlatlarım. Onlar beni getirdi yani buraya. Gitmelerini hiç aman istemem ama zaman gelecek bir gün hepsi gidecek yani. Yaşlandı diyor Musa abi, öyle diyorsun musun şeyde? Artık yavaş yavaş gençlerin önünü açsın diyor musun? Musa. Ben bir öyle ödüklesene oğlum. Sağ olun.